mücadelenin bir diğer yönü olarak bu kaçakçılığa kurum ürünler üzerinde özellikle verdiği bilimle düşünür müsünüz? Diğer bölümde çalışmanız var mı? Çünkü kaçakçılığın en büyük nedeni fiyat farkı. Hayır yok. Şimdi tabii ki mesela buna en tipik örnek akaryakıt kaçakçılığı deniyor. Yani bizim bakın strateji olarak Türkiye tabii dünya coğrafyasının çok önemli bir yerindeyiz. Hemen doğu tarafımızda enerji kaynakları var. Enerji üretimi var. Batı'da daha fazla enerjiye muhtaç, enerjiyi kullanıyor. Ve ülkemizde de maalesef enerjimizi karşılayacak bir kaynağımız yok. Ve Türkiye'nin ithalata ayırdığı dediği kaynak aşağı yukarı 255-260 milyar dolar. Bunun da aşağı yukarı neredeyse üçte birinden fazlası enerji ihtiyacını karşılamaya harcıyoruz. Yani daha 2013'ün rakamları elime geçmedi. Yani daha doğrusu sormadım ama sanırım 2013 yılında enerji ihtiyacımızı karşılamak için ödediğimiz para 57 milyar dolar. Ha, akaryakıttan fazla vergi alıyoruz. İşte ÖTV'si var, KDV'si var. İşte gümrük vergiler var vesaire falan. Bunu almak zorundayız. Çünkü en çok tüketilen alan bu. Yani devletin cari giderlerini ve yatırım ihtiyaçlarını karşılamak için bir bütçe oluşturması lazım. Bunu indirmemiz halinde biz o seviyeyi indiremeyiz. Her halükarda bir fark olacak. Yani üretilen bu kaynaklara sahip olan ülkelerle, çünkü yani başımızda mutlaka Türkiye'deki fiyatlar arasında bir fark olacak. Yani bunun çokluğu, azlığı elbette ki o alanda kaçakçılığa özenenler açısından bir cazibe oluşturuyor. Yani risk katlanmasına değer buluyorlar. Bu faktörlerin bir tanesi ama çok etkin bir mücadele sürdürüyoruz. Ve önümüzdeki günlerde devreye koyacağımız akaryakıtın Türkiye girişinden tüketiciye varışına kadar bütün aşamaları takip edebilecek bir yazılım programı üzerinde EPDK TÜBİTAK'la birlikte çalışıyor. Onu yapacak. Bir de İçişleri Bakanlığı Maliye, yine EPDK, diğer mücadeleci kuruluşlar olmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı akaryakıtla mücadelede belki seyyar ekipler oluşturuyoruz. Onları devreye koyacağız. Giderek teknolojik araçları daha etki bir biçimde kullanır hale geldik. Bu mücadelede de bayağı başarılı durumdayız. Yani akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede kaçak olarak yakaladığımız ürünleri de zaten özel idareye devrediyoruz. Tasfiyesini onlar sağlıyor. Ama fiyat indirerek gümrüklerle vergisi olsun, diğer vergilerle olsun bir indirim yapmak suretiyle bir mücadele yöntemine girmemizin doğru olmadığını düşünüyorum. Evet. Abdülkadir Çekici Şırnak'tan okumalıyım. Teşekkürlerinizin şükürlüğünü. Neresi? Şırnak'tan okumalıyım. Ne ilginçmiş. Bunlar buraya çekmediler daha. Henüz değil. Ha. Henüz değil. Nasıl var mı? Şırnak sen hamurla anlaşılacaksın. Sen tekrar sıra yönetimiyle bildiğiniz üzere Avrupa Birliği toplantı çerçevesinde çalışmalara başlanan entegre sınır yönetiminde hangi aşamadayız? Bunun için öngörülen bir süre var mı? Ha, o çalışmayı tabii şey yürütüyor bizim. İçişleri Bakanlığımız yürütüyor. Onu oradan daha çok bilgi alırsınız. Bir de Avrupa Birliği Bakanlığı'yla herhalde yürütülüyor. Biz de o projenin paydaşlarından birisiyiz. Tabii Türkiye'nin çıkarlarını gözeterek mutlaka Avrupa Birliği müktesebatıdır diye her şeyi böyle adapte edecek durumda değiliz. Yani bizim ihtiyaçlarımız bakımından, güvenliğimiz bakımından gerekli olan neyse bazen onu olduğu gibi bazen de değiştirerek bazen de başka unsurla ilave etmek suretiyle hayata geçiririz. Öyle bir çalışma devam ediyor. Ama henüz somut bir şekle dönüşmüş değil. Mustafa Gözde, Muğla Kaymakam adayı.
Efendim, malum biraz önce de bahsettiğiniz tüketici hakem heyetlerinde ilçelerde başkanlık yapıyoruz. Benim özellikle son çalıştığım ilçe, vekaleten çalıştığım ilçe Pozantı'ydı. Ve ayda en aşağı 5-6 tane bankalardaki bu haksız şartlara ilişkin sözleşmelerdeki kararlar veriyorduk. Onlara ücret iadesiyle ilgili kararlar veriyorduk. Bakanlık anlamında tüketicinin korunması genel müdürlüğü kapsamında sizin bu konuda bir denetim düşünceniz var mı? Bankalar üzerindeki özellikle sözleşmelerdeki haksız şartlar üzerinde. Tabii bu yeni kanunu mutlaka okuyun siz. Yeni kanunda bakın arkadaşlar, yeni kanun iki noktada çok yoğun tartışıldı. Pek çok alana ilişkin yeni düzenlemeler içeri. Bunlardan bir tanesi bankaların faizli gelir kalemlerine ilişkin tüketici sorunları. Bir diğeri de makette satış olarak ifade edilen konut satışlarına ilişkin alanlar. Biz bu alanlara ilişkin sorunları minimize edici düzenlemeleri kanuna derc ettik. Tabii o kanunda çok geniş bir katılımcı anlayışla kanunun çıkmasını sağladık. Uzun süre tartışıldı, bir yıldan fazla tartışıldı. Sonuç itibariyle finans kurumlarının, bankaların da etkilemesi boyutu itibariyle o kesimlerde bu tartışma içerisinde yer aldı. Biz elbette ki Türkiye'de bu düzenlemeleri yaparken yani hiç kimseye ya sen hizmet ver ama ücret alma diyemeyiz. Bu angarya. Buradaki yaklaşımımızın temeli şu, verdiğiniz hizmette aldığınız ücret ölçülü olsun, çufu olsun, denk olsun, hakkaniyete uygun olsun. Bunu söylüyoruz. Dolayısıyla faiz dışı gelir kalemleri olarak nitelediğimiz için bunların sayısı bütün bankalara dikkate aldığınız zaman işte 60'ı geçiyor. Para sayma ismi altında bile ücret alınıyor vesaire falan. Bu alanlarla ilişkin düzenlememizin iki parametresi var. Bunlardan bir tanesi bankalar ya da finans kuruluşları kredi kartı ismi altında bir araç piyasaya sunuyorsa mutlaka hiç ücret almadıkları bir kredi kartını da sunmak zorunda. Yani vatandaşa verdiği o kredi kartını yıllık kart aidatı ya da başka ismi altında ücret almayacak. Ha, onun içeriği boş deniyor. Böyle bir eleştiri geliyor. Deniyor ki içi boş. Adam hem içini doldursun hem ücret almasın. Yani öyle bir şey yok. Dünyada hiçbir yerde yok. Ha, bankalar bunun içeriğini doldurur mu? Bize göre bankalar arasındaki rekabet o yalın olarak nitelediğimiz kredi kartını da nitelikli hale getirebilir. Onu rekabet oluşturacak. Ha, burada deniyor ki ya rekabet yapması tekelleşirse o zaman da rekabet kurumu devreye girer, yaptırma uygular. Bir bu. İkincisi, hangi hizmetlerin ücretlendirileceği hususunu BDDK, Gümrük Ticaret Bakanlığı'nda görüşünü alarak BDDK belirleyecek. Yani diyelim ki BDDK, faiz dişi şu şu hizmetler ücretlendirilebilir. Burada bize şöyle bir eleştiri getirildi. Niye bunu bir tarifesini yapmadınız? Yani avukatlık asgari ücret tarifesi, işte doktorlar için tarife var, mali müşavirler var. Niye bir ücretlendirme yapmadınız? Ona verdiğimiz cevap şu, ücretlendirmeyi yani bir fiyat tarifesini özellikle yapmadık. Çünkü bir fiyat tarifesi yapar ise bu defa bütün bankalar bu tarifeyi uygular. Ve uygulamasının dayanağı olarak da bu düzenleme gösterir. Dolayısıyla belirlenen hizmetlerin, yani ücret alınabileceği belirlenenlerin ücret skalası nasıl olacak? Bunu da bankalar arasındaki rekabet belirleyecek. Ha, derece ki şunların alamazsın, şunların ücretini verebilirsin. Böyle bir uygulama. Bir diğeri de maketten satışlara ilişkin. Mutlaka maketten satışlarda inşaat yapım ruhsatı alınmadıkça satış yapılamayacak. Ve tüketicinin oradaki ödemeleri güvence altına alınıyor. Özellikle belli miktarda sayının üzerinde üretim yaparak tüketiciye sunulan bu tür inşaat faaliyetlerinde sigortalama meclisi getiriyoruz. Yani tüketicinin oradaki hak ve hukuku güvence altına alacak. Öyle bir güvence ediyoruz. Bir diğer hususta biz hakem heyetlerini 500 tane raportör kadrosu aldık.
ileride artacak. Çok yoğun olan tüketici hakem heyetlerinin yoğun olduğu ilçelerde, illerde bu raportörleri istihdam etmek suretiyle takviye edeceğiz. Çünkü mesela geçen 2012 yılı itibariyle 450 bin dolayında tüketici hakem heyetlerinde ihtilaf gelmiş. Bu demektir ki bu kadar ihtilaf mahkemelere gitmemiş, mahkemelerin işi azalmış. Ha şimdi yeni bir sorun var. Şimdi geçen de avukatlık asgari ücret tarifesi herhalde yayınlamışlar. Tüketici hakem heyetlerinde hizmet veren avukatlara da ücret tarifesinde yer verilmiş. Onu Barolar Birliği'ne yazı yazdırıp bizim yayın müdürlük. Belki onu yargıya taşıyacağız, yani idare dava konusu yapacağız. Yani bu çok konuşulacak bir alan, çok şey var bu alanda ama biz bu kanun uygulamasıyla alakalı aşağı yukarı 20 aşkın ikinci düzenleme çalışmamız devam ediyor. 28 Mayıs'tan önce bunları yayınlayacağız. Evet. Bundan önce Edirne Balıkpaşa ilçesinde vekalet yapmıştım. Hamza Bey'in sınır kapısından sonraki beraberliğine göre düşünmüştüm. Malum şimdi Bulgaristan'la yine bir sorun gündemde. Ben o doğduğum dönemde de bu sorun vardı. Bu sorunun kesin çözümüne yönelik bakanlıklar düzeyinde çalışmanız var mı? İkinci sorun da orada birinci derecede sorumlu ülke idare amirleri. Tabii her zaman bize düşen vazifeler olmuyor ama böyle olağanüstü şartlarda görev ve sorumluluk üstlenmek durumunda kalıyoruz. Ama buralarda özlük haklarına ilişkin herhangi bir gelir getirici bir şey yok. En azından teşvik manasında ülke idare amirlerinin bir çalışmanız var mı? Hatırlarım için. Yani çok ikinci kısma cevapta böyle bir çalışmamız yok. Ama ben şunu söyleyeyim. Tabii ki elbette ki insanlar yaptıkları hizmetle uygun özlük haklarının şayet iyi değilse iyileştirmesini talep edebilirler. Ama kamu görevlilerinin yaptıkları hizmet dolayısıyla maddi beklentileri devletin bordrolarında öngördüğü rakamdan ibarettir. Yani haklarınız düşükse bunu tartışacaksınız, isteyeceksiniz. Az önce mesela ben rekabet kurumu kanunda değişiklik yapacağız. Önümüzdeki hafta komisyonda görüşülecek. Yani bakanlar kurumundan geçti. Mesela rekabet kurumuna işte Danıştay bir üye gönderiyor. Yani bir eleman gönderiyor. Yargıtay da gönderiyor. Ama Danıştay'dan, Yargıtay'dan gelenler işte raportör, tetkik hakimleri gönderiliyor. Ya şimdi rekabet kurumu çok önemli. Yani Türkiye'nin düzenleyici, denetleyici ilk kuruluşlardan bir tanesi. Bugüne kadar bana göre performansı iyi. Yani iyi bir çalışma sergilerdi, performans sergilerdi. Şimdi sanıyorlar ki bunun başkanı 25-30 bin lira maaş alıyor. Ben çünkü gruplara gönderdim. Yani siyasi parti gruplarını brife ettim. Onların eleştiğini aldık, komisyonu brife ettik falan. Şimdi bugün onları tartıştık, yani onların itirazlarını regüle ettik. Sormuşlar işte başına, ya maaşın ne? Onun maaşı da 7200 böyle özüvarla bir şeymiş. Söyleyince adam üzülmüş, yani bu muhalefet partisi milletvekili sormuş. Ya demiş, ben 25-30 biliyordum demiş. Üzülmüş. Dolayısıyla biz Danıştay'ın ve Yargıtay'ın bu üye bildiriminin raportör olması dolayısıyla verimlilik açısından çok uygun olmadığını değerlendirmiştik. Dolayısıyla bu üyelikler için ya işte bir Adalet Bakanlığı'ndan, işte hazineden falan gibi düşündük. Sonra buna da itiraz edilmiş. Yani Danıştay'ın, Yargıtay'ın üye bildirmesinin prestij olarak anlamlı olduğunu ifade etmişler. Tamam, doğrudur dedim. Şimdi düzenlemeyi şöyle yapın dedim, üye bildirsinler o zaman. Yani bize bir Danıştay üyesi, Yargıtay üyesi. Yani nasıl ki işte seçim bulunabiliyor, şöyle bildiriyor. Peki özlük hakkı ne olacak? Üyeler de gelmek istemiyormuş. Çünkü orada iyiymiş, burada kötüymüş. Ha o zaman dedim bir şey koyayım madde. Nereden gelirse üyeler, maaşı nerede yüksekse onu alsın. Öyle yapın dedik. Öyle dengeliyoruz. Yani orada da tabii ki fazla mesai harcıyorsunuz.
ama hak ettiniz alamıyoruz, o doğru. Aslında bizim sorunlu alanlarımızdan bir tanesi de, ben daha önceki işte devlet bakanlığı döneminde de personel başkanlığına baktım, devlet personel başkanı, sizin müsteşarınız da daha önce orada çalışmış zaten. Baktım, yani personel rejimi alanı çok sorunlu. Yani o alanı düzeltmemiz lazım. İşte bu uzmanlarla ilgili, uzman yardımcıları için bir düzenleme yaptık. Farklı durumlar da olmuş şimdi. Yani eski uzman farklılarla öteki alıyor falan. Yani bunu düzeltmemiz lazım ama herhalde bunun düzeltilmesi biraz da imkanlarla alakalı, uygun ortamla alakalı. Birinci soruna geleyim. Onun birinci sorusu var. Şimdi dün akşam itibariyle oradaki sorun çözüldü. Yani Kapıkule'de, İpsala'da, Hamza Bey'de, Bulgaristan'da, aşağı yukarı 13-14 günden bu yana yaşanmakta olan, kamuoyunda yakından takip ettiği sorun dün gece 03 itibariyle çözüldü. Sorun şundan kaynaklanıyor. Bulgaristan bizim komşumuz. Dünyada taşımacılıkla alakalı uluslararası sözleşmeler var. Bu sözleşmeler kapsamında Türkiye ile Bulgaristan arasında yük taşımacına ilişkin protokoller var, anlaşmalar var. Bu anlaşmaları Türkiye adına Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığımız yürütür. Dolayısıyla ulaştırma alanına ilişkin Gümrük Ticaret Bakanlığı Uygulayıcı Bakanlık. Yani o anlaşmaları uygulama yapar. Sorun şuradan kaynaklanıyor. Bulgarlar 2014 yılının ilk 6 ay içerisinde 125 bin adet taşıma belgesi vermeleri gerekiyor. Yük taşıma, tır taşıma belgesi vermesi gerekiyor. Bunu vermemiş. Bunu da her aya isabet eden miktarı var. 5 bin tane vermiş. Vermeyince Türkiye Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Net üzerinden bu belgelerin takibi yapılıyor. Ulaştırma Net'i hizmete kapatıyor. Kapatınca da taşıma belgesiyle yük taşıyan tırların girişi, çıkışı imkansız geliyor. Buna alternatif biz güzergahlar belirledik. İşte İpsala'ya kaydırdık. İpsala'dan Yunanistan'a geçiş ve bunun yanında Ro-Ro yoluyla taşımacılık ve işte Pendik'te, Zonguldak'ta, Haydarpaşa'da, işte Ambarlı'da oralara yönlendirdik. Ve taşıma sektörünün temsilcileri de bu şekilde bir tavır konulması yönünde görüş bildirdiler. Çünkü hep boyun eğersek, yalvarırsak olmaz. Taşımanın bu şekilde olması, aksamasından biz zarar görüyoruz ama Bulgarlar daha fazla zarar görüyor. Çünkü taşımada çok büyük gelirler var. Nitekim dayanamadılar. Dün gece bitirdiler. Hemen eksik olan 110 bin taşıma belgesini Türkiye'ye teslim etmişler gidiyoruz. Ha bu yaşanır mı? Bu taşıma işi böyle olduğuna göre Bulgar komşumuzun da kafası estiğinde bu yaşanacak demektir. Yani Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen. Başka taşıma yöntemlerini devreye sokuyoruz. İşte ortak transit sistemi, LCTS denen bir taşıma sistemi var. Türkiye'ye şöyle 2012 yılı Aralık ayına itibaren o sistemin ortağı haline geldik. Dolayısıyla bu belgelere ihtiyaç duymadan o program içerisinde yer alan taşımacılar NCTS, ortak transit sistemiyle taşımalar gerçekleştiriyorlar. Evet, bir de burada alalım. Şurada şu arkada arkadaşınız var. Yok yani çok böyle çok az sayıda işin geldiği ilçeler varsa belki onları yakın ilçelere aktarabiliriz. Yani bunları ihtiyacı karşılamaya dönük daha işlevsel hale getireceğiz. Bir de bu vesileyle söyleyeyim, tabii önemli sizin ilçelerde birimlerden bir tanesi de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıdır. Onları ihmal etmeyin. Oralarda genelde böyle atıl durumda bulunanlar bırakılır. Bak sizin müsteşar yardımcınız benim genel müdürümdü.
sosyal yardımlaşmaya ben baktığımda çok mesafe aldık biz orada. Mesela Soybis denen sosyal yardımlaşma bilgi sistemi, sosyal yardım bilgi sistemini işte o dönemde o projeyi geliştirdik. Bütünleşik sosyal hizmetler projesini Türkiye genelinde dezavantajlı grupların sınıflandırılarak envanterini çıkartmayı hedefleyen bir proje. Bu Türkiye'nin en önemli yazılım projelerinden bir tanesi. Sanırım o da bitmiş olması lazım. Dolayısıyla o vakfı mutlaka iyi sevk ve idare edin. Yani oradaki bakın hak etmeyen birisinin o vakıftan katkı alması, destek alması büyük haksızlıktır. O vakfın bereketini götürür. Dolayısıyla bu hep gözünüzün altında olsun. Evet. Doğuda da bunların çok yaygın olduğunu, hatta batı illerinde bile bir büfeye gittiğiniz zaman size çok rahat bir büfecinin kaçak sigara teklifinde bulunduğuna da şahit olabiliyorsunuz. Yani bu sınırla ilgili özellikle bu 1500 kilometrelik o bölgeyle ilgili devlet olarak, sizin bakanlık olarak çalışmanız var mı? Hayır, bir dakika. Bir defa değerli arkadaşlar, tabii Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini silahlı kuvvetler sağlıyor. Sınır güvenliğini. O sınırlar üzerindeki gümrük kapıları dediğimiz alanlar var. Orada gümrük sahaları belirlidir. O gümrük sahalarının güvenliğini, kontrol, denetimini özelde gümrük muhafaza ekipleri sağlar. Ya yani şimdi doğuda, güneydoğuda adam geçişe müsait olmayan, araç geçişine müsait olmayan yerlerden, vadilerden, işte hayvanlar sırtından vesaire de yani götürüp geçirebiliyor. Yani bunlar gözden kaçabilir. Tölere edilmesi doğrudur anlamında söylemiyorum. Yani bu konuda ilişkin entegre sinir üretimi ismi altında bir çalışma yürütülüyor. Demin de söyledim bir soru üzerine. Onu İçişleri Bakanlığımız, Avrupa Birliği Bakanlığı, bizim bakanlığında paydaş olduğu bir çalışma olarak devam ediyor. Yani öyle söylendiği ölçekte işte buralardan çok büyük miktarda işte kaçak gidiyor, şuraya gidiyor. Siz adamın şeyini okuyamazsınız. Beynini okuyamazsınız. Normal ticaret yapıyor. Ticaretin elde ettiği kaynağı götürüp terörist unsurlara mı veriyor, başka bir yere mi veriyor bunu da bilemezsiniz. Ama baktığınızda normal ticari teamüllere uygun bir faaliyetse buna yapacağınız bir şey yok. Ha kaynak aktarıyorsa o zaman tabii ki güvenlik birimleri devreye girer. İstihbaratı var, MASAK var vesaire falan. Bunlar devreye girer. Zaten ortak çalışmalarımız da oluyor. Biz yaptırdığımız inceleme soruşturmalar itibariyle yansımasını da dikkate alarak kimi zaman dosyaları Milli İstihbarat'a göndeririz. MASAK'a göndeririz. Veya onların soruşturması vardır. MASAK'ın soruşturması. Bilgi, teknik bilgi, gümrük uygulamalara ilişkin bilgi gerektirir olduğu durumlarda onlar bizden ortak
çalışma yapmak üzere eleman isterler. Biz o görevlendirme yaparız. Bunlar kamuya yansımaz. Ama tabii kaçakçılık çok farklı, çok değişik boyuttu. Bakın şimdi standart depo kapsamında vatandaşın yurt dışına aracıyla çıktığında deposunu yakıt doldurup Türkiye'ye dönebilir. Standart depo. Doğu'da, Güneydoğu'da. Bir baktık ki günde birkaç tane giriş çıkış yapan var. Hem bir önlem aldık. Dedi ki böyle bir şeye müsaade etmeyeceğiz. Ayda en fazla 4 defa giriş çıkış yapılmışsa standart depo kapsamında yakıt getirebilir. 5. defa geliyorsa deposuna ne kadar yakıt varsa onu verilsin diyecek. Bunu alıyoruz biz ama. Önlemler alıyoruz. Ha bunu sonlandırdığın zaman şimdi mesela SARP'tan bir şey söylediler bana. İnsan taşıyan araçların da standart depo kapsamında yakıt getirmeleri var. Onlara da dedi ki en az %50 yolcu olması lazım. Şimdi bana gelen bilgi, tabii ki sizin içinde bulunduğunuz bakanlığı da ilgilendiriyor. Evet, ortak çalışma yürütüyoruz. Yani araçta kaç kişi var? Kimlik bilgileriyle bunu kontrol edeceksin. Bu kişiler gerçek kişi mi, hayali kişi mi? Bana iddia ettikleri hayali diyorlar. Bu kadar adam gitmiyor. Siz geçip Gürcistan'dan yakıt alıp geliyorlar. Geçiyor, yakıt alıp geliyor. Şimdi mesela o kontrolünü yapıyoruz. Yani sonuçta bunlar elbette ki ortak mücadeleyle istediğiniz şekilde sonuç alabilirsiniz. Yani ortak mücadelede işte komşu ülkelerle işte gümrüklerde karşılıklı idari yardım anlaşmaları yapıyoruz. Bilgi paylaşımı oluyor. Yani herhangi bir soruşturma yaparken yazışma yapıyorsunuz. Karşılıklı idari yardım anlaşmanız yoksa yazdığınız sorunun cevabı gelmiyor. Cevabı gelmeyince soruşturmayı bitiremiyorsunuz. Ortak çalışmalarla bunları sürdüreceğiz. Geleneksel gelmiş işte Gülyazı var. Şırnak'ta demin söyledi arkadaşımız Gülyazı. Hakkari'de Üzümlü, Derecik. Şimdi kapılar var orada. O yörenin insanları orada sınır ticareti kapsamında ticaret yapmak istiyor. Doğru hakları. Biz de o yaklaşım içindeyiz. Zaten Başbakanımız da bu doğrultuda beyanları ve talimatları var. Ama yani böyle bir uygulamaya girebilmek için Türkiye'nin iradesi yeterli değil. Komşu ülkenin de aynı yaklaşım içerisinde olması lazım. Onlar da konuşurken yok demiyorlar. Ama uygulamaya gelince orada henüz somut bir sonuç elde edebilmiş değiliz.